Merhaba arkadaşlar, Sündüz'ün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel yeleğin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Yelek modeli bakın. Ben bu şekilde başladım. Yapımını anlatacağım demeyeyim daha doğrusu. Yapımını anlatmıştım. Videoyu linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Ama birkaç sıra sizlerle beraber örelim. Yani yeleğin de tanıtımını yapıyorum. Bu şekilde başladım. Model ön kısmına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model koydum. Bir de burada yarım modelimiz var bakın. İlk başta mesela başlamadım. İkinci sırada yarım model oluşuyor. Yarım model de burada oluşuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu yeleğin arka kısmını ve ön kısmını ördüm. Sağ kısmını. Bu da sol kısmı. Buranı da örüyorum. Beraber kol kesimini falan da birlikte öreceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Birkaç sıra beraber yapalım arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz veya takıldığınız veya anlamadığınız ben bu videonun pardon bu modelin yapılışından iki tane video çektim arkadaşlar. Hani birinci daha acemiydim. Acemi olduğum için daha net sonradan bir video daha çektim. O yüzden modelin yapılışlarını linkini açıklama kısmına ve üst kısma bir yere ekleyeceğim. Oradan sizler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ön kısmına 6 tane pardon 12 tane bir ters bir düz lastik yaptım. Normal lastik yaptım arkadaşlar buraya. Herhangi bir model değil. Bakın. Aslında model gerçekten çok güzel ve çok hoş bir model. Ve krem iple de çok güzel olur. Ben böyle kahverengi başlamıştım yani. Bu daha doğrusu yarım da elimde. Artık bitireyim. Başka işlere geçeyim diye buna geçtim arkadaşlar. Bakın burada bir tane doluyoruz. Bakın lastik ördükten sonra burada bir iki tane düzüm vardı. İki düzümü ördüm. Bir tane doluyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. Sonrasında burada 1 2 3 tane ilmeğim var bakın. Bu ortadaki ilmekle baştaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Buradaki 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Şöyle. Burası daha birinci model kurumu arkadaşlar. Şurası yani şura, şu kısım. Bakın. Bu kısım burada model kurduğum yer. 1 2 3 tane örüyoruz. Bir doluyorum. Buradaki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bir doluyorum. Burada bakın yine 1 2 3 tane düz örüyorum. Burada en ortadaki şu ortadaki ilmekle yanındaki ilmeği yer değiştiriyorum. Yani bu ortadaki ilmek üste gelecek şekilde 3 tane ilmeğimi buradan kesiyorum. Bakın 1 2 3 tane de düz ördüm. Bir doluyorum. Buradaki ilmeğimi ters örüyorum arkadaşlar. Tekrar bir doladım. 1 2 3 tane düz ördüm. Yani bu şekilde devam ediyor. Bu ortadaki ilmekle kenardaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Beraber örüyoruz. 1 2 3 tane düz ördüm. Bakın. Bir doluyorum. Bir tane ters. Bir tane düz doluyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. Bu sıramız bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Modelimiz tamamlanana kadar aslında bu şekilde. Modeli tamamladıktan sonra model değişim yerleri var. Onları da işte baştan sona anlatımını ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burası bu şekilde devam ediyor. Buradan arttırıyoruz, buradan kesiyoruz. Sonrasında buraya geldiğimizde de yine dediğim gibi attığım, paylaştığım linke tıklayarak bu modelin de yapımına oradan bakabilirsiniz.
Bakın bu ortaya geldiğimizde bu iki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Sonrasında 3 ilmeğimi beraber örüyorum. 3 boyutlu yaprak modeli diye geçiyor arkadaşlar bu model. Burada ters. Arka yüzünde ise arkadaşlar arka yüzüne geldiğimizde tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Yani bir tane şurada düz ilmek örüyorum ya. Bakın şu arttırma yerinde. Şu kısımda. Sadece o ilmeğimizi düz örüyoruz. Diğerlerini ters olarak örüyoruz arka yüzünde. Üç ilmeğimi ördüm. 1 2 3 bir doladım. Bakın burada kenardaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada artırma yapıyorum. Buraya ekliyorum. Mesela şuradaki modeli yaparken burada yarım yaprak oluşturuyoruz. Ama bunu da oluşturmuyoruz. Gördüğümüz gibi olan modellerimizi örüyoruz. İlmeklerimizi örüyoruz. Bakın. Çok hoş bir model arkadaşlar. Böyle bakın kabarmalı duruyor. Gerçekten de 3 boyutlu. Arka kısmını da göstereyim. Bakın. Arka kısmı da bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapılışını açıklama kısmına ekleyeceğim. Tekrardan söylüyorum. Baştan sona anlatımını yani. Şimdi ben sadece birkaç sıra ördüm. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.